telefondan ediliyor. İşte Ankara'ya gidip geliyorsunuz başkanım. Biz de böyle biraz bilgi verseniz niçin gidiyorsunuz? Bilgi alamıyoruz gibi. Bundan dolayı ben de dedim ayda bir toplanalım. Hem Ankara gezilerimizden hem eğer daha sonra fırsatımız olursa ya da sorarsanız mahalle gezilerimiz hakkında da bilgi verin. Çünkü ikisi bir bütün. Mahallemizi muhtarlarımızla beraber mahallede o yörede yaşayan mahalle sakinleriyle görüştüğümüz zaman sorunlar vardı. O sorunları biz bazıları Ereğli Belediyesi'nin hizmet birimleriyle çözmek için bazı istedikleri hizmetleri de Ankara'ya taşımamız lazım gerekli bu sorunları. Bunları nasıl aşabiliriz diye. Biz bu hafta içinde Salı, Çarşamba, Perşembe günleri Ankara'da olduk. Sayın Milletvekilimiz Profesör Doktor Ercan Canan'la beraber bazı bakanlıkları ziyaret ettik. Bunlar hangi bakanlıktı? Örneğin Gençlik ve Spor Bakanlığı'nı ziyaret ettik. Çünkü Karadeniz Ereğli'yle kazandırılması gereken bir spor kompleksi projeleri var. Bir de gençlik merkezi projesi var. Bunları takip etmek için, hangi aşamada olduğunu öğrenmek için gittik. Yeni bir yatırımlar var mı? Bu yatırımlar hakkında da bilgi almak için Sayın Milletvekilimizle beraber Sayın Bakan Yardımcı Metin Bey ile görüşmeler yaptık. Ondan sonra Milli Savunma Bakanlığı'na gittik. Orada da Bakan Yardımcımız ve müsteşarımızla görüştük. Sayın Bakan Yardımcı bizler onlardan isteklerimiz vardı. Bu halkın talepleri ilettik kendilerine. Sayın Bakan Yardımcımız da bu konuda bizlere son derece destek oldu. Biz de o bilgilerimizi paylaştık. Daha sonra Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ne gittik. Daha sonra İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne biliyorsunuz Sayın Milletvekilimiz Karadeniz Ereğli'ye bir hükümet konağı kazandırılması konusunda büyük bir çalışmalar var. Ödeneğini çıkarttırdı. Bu arada emniyet binasının da yapılması için çalışmaları başlattı ve burası için de çalışmalar bitti. Şimdi hem bunları giderken bir yönden de Ereğli'mizin biliyorsunuz karayolları problemimiz vardı. Yollar belli bir noktaya geldi. Üst geçitler konusunda, yollarımız konusunda da karayolları bölge müdürümüzle görüştük. Daha sonra DSİ bölge müdürümüzle görüştük. Bunların görüşmelerini yaptık. Çünkü mahallelerimize gittiğimizde de Ereğli'mizde devlet su işlerini ilgilendiren sıkıntılarımız vardı. Bu sıkıntıları milletvekilimizle beraber paylaştık. Ve bölge müdürleri de bu konuda önümüzdeki haftalarda bölgemize tekrar gelerek neler yapabiliriz noktasında çalışmalara başlayacağız. Biliyorsunuz bir de şey vardı. Balı'dan çıkışta bir dar bir köprü vardı. Belki orada yaşayan arkadaşlar bilirler. O köprü de en kısa zamanda genişletilecek. Kısacası bir de Büyük Millet Meclisi'nde milletvekillerimizi ziyarete gittik. Milletvekilimizle beraber Meclis Başkanı Sayın Köksal Toktan'ı da ziyaret ettik. Onunla da beraber bilgi paylaşımında bulunduk. Uyumlu bir şekilde Sayın Milletvekilimizle beraber çalışıyoruz ve bölgemize hizmetleri getirmeye birlikte devam ediyoruz. Eğer sizlerin de sormak istediği soru varsa bu aşamada ben ziyaretlerimi, gezilerimi söyledim. Yani giderken her zaman Karadeniz Ereğli ilçemizin eksik olan noktalarını Ankara'ya taşıyoruz ve orada da çözüm noktasında ziyaretler yapıyoruz. İçeride ilgili detayları bilir misiniz? Mesela Milli Savunma Bakanlığı'ndan ne istendi? Milli Savunma Bakanlığı'ndan kale konusunu görüştük. Kalenin halka açılması konusunda
Sayın Bakan Yardımcımız da son derece bu konuda yardımcı oldular. Hasan Kemal Bey. İnşallah biz bölge komutanımız da ziyaretine gideceğiz. Amiralimiz Hasan Doğan Bey. Hafta sonları ve bayram tatillerinde halka açılması konusunda bir protokol yapılacak. Biz bu konuyu şimdi orada görüştük ama bu konuda bölge komutanımız konuda yetkilidir. Sayın komutanımız da ziyaret edip nasıl kaleye ziyaretçiler içeri girebilir. Tabii burası biliyorsunuz güvenlikli bir bölge. Onu beraber paylaşacağız. Daha sonra zaten bunları sizlerle de paylaşırız. Başkanım, bu kampüsle ilgili Yaşar Bey'in yaptığı basın toplantısında boşalan hastane yerine şu anki mevcut fakültenin yanına kampüs yapılabileceğini, oradaki hastanenin yerine 4-5 senede kampüs olmayacağını söyledi. Onunla ilgili bir gelişme var mı? En son mecliste görüşmüştünüz. Evet, biliyorsunuz mecliste ben bir açıklama yapmıştım. Eski devlet hastanesi yerine üniversite kampüsü olarak verilmesini biz Sayın Başbakanımızdan da istedik. Milletvekilimizle beraber dosyalar verdik. Ve inşallah İreğli'miz eski devlet hastanesi yerini üniversite kampüsü olmak üzere devredilmesini sağlayacağız. Ne kadar bir zaman ve süreci bulur? Yani çok kısa bir zaman. Zaman vermeyeyim ama tahmin edilenden çok kısa bir zaman. 5-6 yıl deniyor da. Başka uzun bir süreçte. 4-5 yıl. Yok, oradaki binanın yıkılması gerekiyor mu? Şimdi şöyle söyleyeyim. Aslında çok güzel. Çok güzel bir soru. Eski devlet hastanesini biliyorsunuz. Yıllarca yaşadık. Amaç ne burada biliyor musunuz? Bakın arkadaşlar. Biliyorsunuz Karadeniz Ereğli'nde Bülent Ecevit Üniversitesi'ne bağlı fakültelerimiz var. Ancak mahalle aralarında. Üniversite kampüsü demek bir topluluktur. Yani belli bir yerde olması lazım. Ve genişleyebilen ve yeterli, yıllarca yeterli olabilen bir yer olması lazım. Eğer Karadeniz Ereğli'de bir üniversite kampüsü olacaksa şu an en ideal yer eski devlet hastanesi yeridir. Kimsenin buna itiraz etmemesi lazım. Bu konuda fikir birliğimiz olması lazım. Çünkü yakışan odur. Sayın rektörümüz de sözlerini o şekilde ifade etmiştir. Aslında orayı kastetmiştir. Deniz kenarında bir yer bulun derken aslında üstü kapalı tarif etmiştir yeri. Neden deniz kenarı? Erdemir bir yer vermiş üniversite orada yapılabilir diyor. Orası olmuyor. Bakın demin söylediğim gibi bir fakülte binasını, eğitim binasını istediğiniz yere kurabilirsiniz. Ama amacımız ne? Amacımız fakültelerin olduğu binaları birleştirip bir eğitim kampüsü haline sokup sosyal tesisleriyle beraber bir üniversite kampüsü orada birlikte yaşamayı sağlamak. Yani birbirinden tabii havası olur. Yoksa siz ne yaparsanız yapın. Örneğin bu belediye binası burada. Diyelim ki işletme fakültesi oldu. Başka bir yerde meteoroloji mühendislik fakültesi oldu. Bunun çok anlamı yok. Bu artık dünyanın her yerinde bir adacık veyahut da bir arazi, 40 dönüm olur, 100 dönüm olur, artık oranın coğrafyasına bağlı olarak da siz bir sınır çizersiniz, burayı üniversite kampüs alanı derseniz, bizim istediğimiz bu, bizim istediğimiz ideal. Peki adliyenin, hükümet konağının, hastanenin hepsini farklı farklı yerlerde olması bir takım işlemleri zorlaştırmıyor mu? Niçin zorlaştırsın? Niye zorlaştırsın ki? Niçin? Yani
Ben yani zorlaştırmaz. İnsanlar İstanbul'da veyahut da burada A mahallesinde oturur, B mahallesinde işe gider. Yani ona öyle bakmamak lazım. Ama şu an Karadeniz Ereğli'de üniversite kampüs alanı olabilecek en ideal yer eski devlet hastanesi yeri. Biz buna çalışıyoruz. O bölgeye bir sağlık ocağı, böyle bir ne bileyim bir klinik gibi sağlık hizmeti verecek, aile hekimliği gibi bir şey olmayacak mı? O da büyük bir ihtiyaç yani. Yok, şu an böyle bir ihtiyaç da yok ama ihtiyaç dediğiniz gibi ben mahallelilerle konuşuyorum. Başka bir yerde başka şekilde hizmet edilebilir ama orada değil. Orası, yani orada, orası üniversite kampüs alanı olması lazım. Onun dışında bir yerde yapılabilir değil mi? Bakın arkadaşlar, asıl ben size bir şey söyleyeyim. Artık aslında yani asıl olan şudur. Şartları değiştiren fikirler üretmenizdir. Bir yer, yani şartların ürünü olan bir fikir değil. Yani siz oraya mahkum değilsiniz. Bizim yapmak istediğimiz o. Biz öyle bir fikir sunuyoruz ki, bu evet, mahkum olduğumuz şartları değiştiren bir fikir olsun diye yola çıkıyoruz. Yoksa öyle önümüze kolay şeyi kabul etmek istedim. Çok anlam. Yani asıl olan siz yaptığınız hareketle şartları değiştiren bir fikir üretmeniz lazım. Yoksa şartların ürünü herkes yapıyor mu? Herkes yapabilir mi o şey? Nasıl olduğunu düşünüyorsunuz? Bu yaşantı bir kere gerek milletvekiline gerekse yapmış olduğu ciddi sanatlar var. Vatan ailenin tutumda son dönemdeki işte hastane yeri olayı, diğer olayları, liman olayı. Nedir bu? Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Yani babam bunu da alanı boş buldu, bazı medyan diyor. Ne sizden ses çıkıyor diye derdi. Yani ya suçlusunuz da ses çıkıyor ya da cevap verme gelin duymadığınız bir şeyler mi? Zor bir soru. Şimdi... Liman ortaklığı belediye diyor, o girmese diyor, liman yapılacaktı diye belediyenin ortaklığı diye bozdu işi diyor. Erdem'den de vasıtasıyla diyor, belediye diyor. Şimdi arkadaşlar, insanın cevap vermemesi üslubundandır, terbiyesindendir. Her soruya cevap makamı değildir belediye. Bir saldırısı, iki saldırısı, bir insanın bir saldırı vardır yani. Evet. Sizde ne kadar sabır varmış ki hiç cevap vermiyor. Şimdi biz şunu diyoruz aslında. Bizim elde kavga bitsin. Kavga olmasın artık. Ancak tabii ki ben diyorum ki artık Ereğli'de kavgayla değil, bir masa etrafına oturulur, herkes kendi ürettiği, kendi savunduğu fikri ortaya koyar, bu tartışılır, masadan hangi fikir galip çıkar, oraya bırakılmalı. Kavgalar kimseye bir şey kazandırmaz. Bu dediğiniz, örneğin, vekilimiz hakkında vatan haini diyorsunuz. Vekilimiz Ereğli'ye ne yaptı da vatan haini oldu? Okul yaptırmak, vergi dairesi, ne bileyim, hükümet binalarının yapımıyla uğraşması, adliye binasının yapılması, işte 50 yıllık gölet sorunlarını, su sorunu çözmesi, buna benzer 14 tane okul yaptırması, bunun neresi vatan haini? Ben 7 tane meclisiyesi o yaptırmadı diye açıklama yaptı. Kimse, bakın, hiç kimse hizmeti cebinden yaptırmaz. Bugün Türkiye'de de, dünyada da makam sahibi, koltuk sahibi insan gidip de yaptırmak. Ama önce çalışarak, savunarak, onun kavgasını yaparak hizmet önceliğini alabilir.
Öyle değil mi? Sayın Milletvekilimiz Ercan Can'dan gitmiştir. Demiştir ki, tespit etmiştir. Benim demiştir, öğrencilerin sıkışıp iki eğitim görüyorlar. Bir sınıfta 90 kişinin üzerinde insan okuyor. Benim okul sorunum var demiştir. Benim demiştir, adliye binamız Ereğli'mize yakışmıyor, eskidi, cevap vermiyor demiştir. Benim vergi dairem daha güzel olsun demiştir. Benim yolum kötü demiştir, yol yapımı belediye de destek vererekten, belediye de tüm altyapısını olarak yıllardır, 40 yıldır, 50 yıldır yapılmayan yol yapılmıştır. Şimdi ben de belediye olaraktan, belediye başkanı olaraktan mahallelerde işte gezdim, her mahallenin bir sorununu hallediyoruz. Ben bunu cebimden mi karşılıyorum? Yani bu tip cevap veya da bu tip savunma diyeyim, artık adına ne derseniz, bunlar konuşulacak şey değil. Yani kimse cebinden tabii ki yaptırmayacak. Bana söyler misiniz, ben şunu yaptım, ben bunu yaptım diyen insan cebinden mi vermiştir onu? Bence onu sorun o zaman bazı arkadaşlara. Ben yaptırdım diyorsa bir insan, diyeceksiniz ki, kaç para verdin arkadaş? Ya bırakın onu, bir tane okul yaptıran varsa eyvallah. Veyahut da ne bileyim, ben... Hazmi'ye yaptırdım. Efendim? Hazmi'ye okul yaptırdım, para verdim. Geldi lan. Neyse. Başkanım, 45 gün sonra ortalama bir yılı geride bırakacaksınız, belediye başkanlığı. O sonra cevap. Bir yıl sonra bıraktığım zaman konuşuruz. Yok, geldim. Başkanım. Anadolu Fikir Basarı'ndan yürütülen bu termin inşaat var. 20 gün sonra onların şey, sözleşme süresi tamamlanıyor, bitiyor. Evet, o sürede tamamlanacak. Terminalle ilgili bir gelişme nedir şu an? Terminal. Evet, terminal. Terminal. Festival konusunda almış olduğumuz, bu yapmama kararı geçerli mi? Kararı değiştirdiniz. Hangi karar? Festival. Şimdi. Yaklaşık bir süreç. Bir. Terminal Mart ayında teslim alacağız. Mart ayında terminal açılacak. Arkadaşlar da onun çalışmalarını yapıyorlar. Firmalar karşı gelmiş Sayın Başkanım. Oraya arabaları diye Metro, Ulusoy, Koç, Kongit böyle bir şey var mı? Terminal Mart ayında teslim alıyor. Orası yapılacak. Yani oraya geçilecek. Ve oraya geçtikten sonra zaten şöyle bir karşımıza şey gelecek. Kaymakamlık binası da hükümet konağı yapılmak üzere biz de imar planında tadilat yaptık. Bu polis emniyet binamız da yıkılacak. Oraya monoblok bir büyük bir hükümet konağı ve adli olacak. Sayın Milletvekilimiz de bu ziyarette onu da paylaştı. O bina yapılacak. O diğer yerler, pardon, kent meydanı olacak. Terminal çıkınca zaten göreceksiniz. Hemen yıkılacak ama katlı bir otoparkı olan çok güzel bir kent meydanına kavuşacağız. Ama hemen bu çalışmalara başlayacağız. İkincisi, festival dediniz. Şimdi, festival olacak. Festivallerden ve kültürel etkinliklerden hiçbir zaman vazgeçemeyiz. Ve biz bunu daha da geliştirerek devam edeceğiz. Farklı bir konsept üzerinde çalışıyoruz. Yalnız bunun tarihini istedik ki Mayıs ayının sonlarına doğru bizim Osmanlı çileğinin üretim en yüksek olduğu zaman olsun. Gelin şehrimizi, ilçemizi ziyarete gelen insanlar Osmanlı çileğini tatsınlar. Biz festivalimizi Mayıs ayının son haftasında Osmanlı çileği festivali adı altında yapacağız. Festival kalkma diyoruz. 3 gün olacak başka. 3 gün olacak, tek gün yapacağız. 3 gün, şöyle diyelim, 3 gün ancak biz onu daha da genişleteceğiz. İlerideki neyimize göre? Şehrimizin, ilçemizin ne kadar ileri gittiğimize bağlı. Mesela
İşte ilçemizde 5 yıldızlı oteller var. Gezilecek yerlerimiz çoğaldı. Örneğin kaleye ziyaretçi gönderebiliyoruz. Örneğin Göztepe halka açıldı. İşte balıkçı lokantalarımız kuruldu. Sahilimizde işte projelerimiz bazıları hayata geçti. Kısacası ilçemize gelen insan bir iki gün gezip de dinlenebileceği yerler olduğu zaman daha uzun yapacağız. Ve yıl içine yayacağız. Yani sadece festivale yani bir, üç güne sığan bir festivallere açıkçası karşı 12 aya yayacağız. Örneğin Zeki Oral ressamımız var. Belki de onun haftasını yapacağız. Siz bir, sanatsal festivaller yapacaksınız. Tabii, daha önce de açıklamıştınız. Tabii, daha önce de açıkladım. Örneğin bir hafta 10 gün Türkiye'de gelmek isteyen ressamlarımız gelecekler. İşte Çınaraltı'na, Çınaraltı açıldı. Çınaraltı'na gelecekler, Ereğli'mize ziyaret edecekler, canlı resimlerini çizecekler. Ve Ereğli'mize bu sanatsal faaliyetler, biz onları misafir edeceğiz. Bu şekilde istiyorum. Yani 12 ay dolu dolu yaşayan bir Ereğli hayalimiz var. Sanatsal faaliyetlerden tutun, festivallerden tutun, kongre. Mesela kongre çok önemli. Ama kongre yapacağımız daha yerimiz yok. Kongre turizmini canlandırmamız lazım. Buna benzer şeyler ama festivali üç güne kapalı tutmak istemiyoruz. Sizlere iş imkanı yaratacak. AKM biraz yapacak da Sayın Başkanım, bir iş yapacak da bunun bir gelişme var mı? Var. Onun çalışmalarını da yapıyoruz. Kültür Bakanlığımızla Genel Müdürümüz İrfan Anal Bey'le de görüşüyoruz. Bu konuda da onlar da sağ olsunlar destek veriyorlar. Ama şu an çok iyi bir noktadayız. Biz zamanı geldiği zaman tabii ki yani ben sizler de aynı fikirdesiniz diye düşünüyorum. Atatürk Kültür Merkezi Ereğli'ye cevap vermiyor. Cevap vermiyor. Bu kadar söyleyeyim şimdilik ama dediğin doğru. Kültür merkezi üzerinde çalışıyor çünkü çok önemli. En önemli yapılması gerekenlerin başında. Başkanım zaten sizden önceki dönemde orayla ilgili mahkeme açılmıştı. Çıkmalarıyla alakalı. Şu an herhalde sinema boşaltılacak diye biliyorum. Tasfiye olacak. Erdemir sinemasına bir geçiş yapacaklar onlar. Şimdi arkadaşlarımız çıkıncaya kadar katkı sağlıyoruz. Yani Ereğli halkını sinemasız bırakamayız. Ereğli halkı en iyisine layık. Sinema salonlarımız olsun. Küçük butik, minik sinemalarımız da olsun. Sezonluk filmler gelsin. Bunların gelmesi için daha güzel sinema salonlarına ihtiyacımız var. Tiyatro mesela. Tiyatro salonları biraz daha farklıdır. Akustik ses düzeni olması lazım. Bunların hepsi gelecekler ama biraz sabredin. Hep şey diyorum ya, aslında ben bizler Ereğli'nin geleceği noktayı biliyorum. Dikkat ederseniz hep heyecanlıyım. Heyecanım bundan geliyor. Çünkü Ereğli gerçekten çok kısa zaman sonra hak ettiği noktaya gelecek. Adım adım gidiliyor aslında. Bir de bu Sayın Başkanım, İbrahim Efe Caddesi'ni tek yöne çevirmişsiniz. Jetten aşağı indiğiniz zaman İbrahim Efe Caddesi'ne giriyorsunuz. Oradan dönüşü engellemişler ancak orada çok küçük bir tabela konmuş. Sağ dönüş yasaktır diye. Bunun için hiçbir ibare yok. Ve şu anda da çoğu sürücü orada ceza yiyor. Oraya daha farklı bir işaretlemesi de yapılamaz mıydı? Daha tatlı derken daha farklı. Daha farklı. Yani küçük bir tabela konmuş. Sağ dönüş yasaktır tabelası ama görünmüyor. Biliyorum. Şimdi arkadaşlar o zaman sizlerle paylaşalım. Bunlar kayıtlara geçiyor ama sizler herhalde bu ham CD'leri biraz daha düzenliyorsunuzdur. Pardon. Şimdi orada hepiniz aşağı yukarı şoförsünüz. Aşağı yukarı 70-80 derecelik
bir açı var orada yokuş yukarı değil mi? 80 derece vardır herhalde geometrisi iyi olanlar. Ben şöyle gözümün önüne getiriyorum. 60 ile 75 arası civarındadır yani belki. Şimdi yukarıdan aşağı iniliyor, aşağıdan yukarı çıkılıyor. Fakat aşağıdan yukarı çıkan iki yön izliyor. Ya bir sağa dönüyor ya karşıya geçip sola gidiyor. Şimdi hemen çıkamayacağı için karşıya döndüğünü farz edin. Hem sol taraftan geleni gözlemek zorunda, araba geliyor mu soldan diye. Hem karşı tarafı sağ taraftan da karşıdan da gelen var mı diye gözlemek zorunda. Ve bu hepimiz insanız. Bu iki gözlemi yapmak 10 saniye, 10 saniye, 20 saniyenizi alır. Ne kadar iyi şoför olursanız olun, araba o açı derecesinde birazcık kayabilir. El freniyle çekip de çıkacaksınız ve 20 saniye, 30 saniye kaybediyorsunuz. Günde oradan 100 tane araba geçse, 100 araba, 30 saniyeden 3000 saniye yapar. Çarpın bölün, acaba trafiği kaç dakika engel olduğunu bir düşünün. Sadece düşünmenizi istiyorum. Şimdi sadece çıkışı engellese, trafik çünkü bakın ne olursa olsun trafik böyle giderken, iki yönlü devam ederken insanlar rahatsız olmuyorlar. İnsanlar sabredebiliyorlar, bekleyebiliyorlar. Önündeki trafik sıkıntılıysa ama oradan dolayı bir de biz buna 3-4 saat gibi bir engel koyarsak trafik sıkışıklığı iyice artıyor. Artık bizim biraz bunlara uymamız lazım. Trafik işaretlerine bakmamız lazım. Ancak belki de bizim sorunumuz. Oraya hani dediniz ya, belki daha fazla uyarıcı, belki daha fazla koymak lazım. Ama bizlerde şu alışkanlık var. Gerçekten belki ben de öyleyim. Levhalara bakmamak gibi bir eksiğimiz var. Çünkü biz şunu da biliyoruz ülkemizde. Ama başka ülkede, yani Avrupa ülkelerinde hani hep örnek alıyoruz ya Batı'yı. Bunları da örnek alalım. Bu güzel uygulamaları da örnek alalım. Zaten onu yapmamız lazım. Ben hep onu diyorum. Diyorum ki mesela, diyorum ki güzel örnekleri ilçemize kazandıralım. Ben bunlara hiçbir zaman hayır diyen insan değilim. Güzel örnekler olduğu zaman, mesela geçen gün biz 10 sivil toplum kuruluşu arkadaşlar toplandık hep beraber. Ne kadar güzel bir sohbet oldu. Ne kadar güzel bütün arkadaşlar da, katılan arkadaşların hepsi de son derece memnun. Son derecede basında da paylaşmışlar, bugün basında da gördüm. Ve bu ilk adım oldu. Çünkü artık biz geleceğimizi birlikte tasarlamamız lazım. O toplantının, oradaki toplantının amacı da o. Şimdi orada dikkat ederseniz şoförler odası başkanımız var. O da katkı sağlayacak. İşte bu dediğiniz, bu daha trafik işaretleri için ne yapmamız gerekiyor, onlar söyleyecekler. Bizim arkadaşlarımız emniyet müdürü de yardımcı olacak. Yani oradaki bütün arkadaşlar değişik sivil toplum kuruluşlarının başlarında olan insanlar. Bir tek başı olmayan bir sivil toplum kuruluşumuz vardı. Tabela ters tarafa konmuş. Efendim? Geliş yönünden dibe konmuş. O yüzden görünmüyor. Eğer karşı tarafa bir yere konsaydı dönüşün olmadığını daha rahat görebilir sürücüler. İç tarafı konduğu için görünmüyor zaten tabela. Tamam. Onu da değerlendirdiler. İşte bu tip işte birliktelik burada. Siz arkadaşlara bu yanlış olduğunu iletirseniz, eğer bizler de şimdi ben bunu duydum, duyduğum için hemen ilgilenirim ama eğer sizler de bunu biliyorsanız arkadaşlara önerilerinizi söyleyebilirsiniz. Bizler öneriye açığız. Ama şunu da yapabiliriz. Sizin düşündüğünüz yanlış diye de diyebiliriz. Ama paylaşmanız çok güzel bir şey. Yaşar Tetiker toplantıya çağırmadınız. Yaşar Tetiker Ticaret Odası Başkanımızı toplantıya çağırdık. Fakat kendisi birisini görevlendirmiş.
bir ticaret odasından yardımcı arkadaşlar. Tabii öyle olmaması lazım. Hayır, çünkü toplantıdan birkaç gün sonra aleyhimize açıklamalar yaptı. Yani bu birlikte dönemekten bahsediyorsunuz. Çok güzel bir tablo var. Bu tablonun içinde kendisi olmadığını eleştiriyor. Şimdi şöyle bir zihniyete karşı. Ben olmazsam dava zarar görür. Ben olmazsam yürür. Bu kibirliktir. Yani ben olmazsam beceremezler. Bunun bir tek açıklaması vardır. Bu kibirdir. İki, belediye başkanlığı başkanları topladı. Sivil toplum kuruluşlarının başkanlarını topladı. Öyle değil mi? Tabii. Bir başkan birisini görevlendirip de görev tevdi edemez. Görevini başkasına aktaramaz. Sadece şunu yapabilirdi. Ben katılamıyorum diyebilir. Tabii. Eyvallah. Ama ben katılmak istemiyorum. Gönderiyorum. Yanlış. Sayın Başkan, tam bu noktada şunu sormak isteriz. Velev ki katılamadı. Kendi bünyesinde bulunan arkadaşlarından birini gönderdi. Sonuçta bir görevlendirme yaptı. Anladığımız kadarıyla. Yaptığı görevlendirmeden sonra ki devam eden eleştirileri hakkında söyleyeceklerimiz. Eleştiriler, ne vardı eleştirilerden, yazıyı anlattı toplantı arkadaşlar ilgili, ama içi boş bir toplantı gibi buraya gelen sivil toplum kuruluşlarıyla ilgili yapılan toplantıdan sonra içi boş toplantı der gibi bir açıklaması oldu. Yani, eylem kararı alınmayan bir toplantı sohbet dinlere gitmez. Eylemsizlik kararı alındığı zaman bu muhabbet toplantısı şeklinde. Şimdi eylem kararı demek sokağa çıkıp da pankart asmak mıdır? Sokağa çıkıp da bağırmak, çağırmak mıdır? Şimdi o arkadaşlar fikirlerini söylediler ve biz de o arkadaşların fikirleri doğrultusunda açıklamalarda bulunduk ve bu işleri takip ediyoruz. Bir topluluk, bu birlik beraberlik devam edecek. Bu birlik beraberliği Allah şah etmek isteyenler, Ereğli'yi karıştırmak isteyenler, kimse bu birlikteliği bozamayacak, bunu bilsinler. Ve biz bu arkadaşlarla beraber, el birliğiyle beraber onların hepsini yeneceğiz. Bu fikirde olan, bu zihniyette olan, Ereğli'nin birlik beraberliğine zarar vermek isteyen, Karadeniz Ereğli kavga şehri yapmak isteyenlere, birliğine bütünlüğüne zarar vermek isteyenlerin hepsini bu toplum yener. Bizler bunları yeneceğiz. Başkan, yenmek kelimesi işte burada o dediğiniz olayı gerçekleştiriyor. Yani yenmek yerine aslında ortak payda buluşmak olsa daha güzel olur. Zaten sizin çünkü söylediğiniz çok güzel. Evet. Yenmek kelimesi önce karşılıklı mücadele. Teşekkürler. Şimdi şöyle, çok teşekkür ederim. Yani biliyorsun, beni tanıyorsun, ben eleştiriye açık insanım. Çok teşekkür ederim. Şimdi bravo, tebrik ederim. Gerçekten bugüne kadar şundan hepimiz bıkmadık mı? Karadeniz Ereğli kavga ilçesi, kavga eden ilçe. Kurumlarla, kişilerle kavga ilçesi olarak anılıyor. Bizler, sizler, buradaki arkadaşlar, artık hepimizin yeter demesi lazım. Bundan dolayı bu fikirde olan Ereğli'de sağduyulu bütün insanlar, Ereğli'nin gelecek nesillere doğru mesajlar vermek isteyen insanları görmek isteyeceklerine inanıyorum. Bundan dolayı o günkü toplantıdan sonra ben katılanların hepsine de teşekkür ederim.
Ve orada umutlarım daha da arttı. Yani o toplantıdan sonra ben çok daha umutlandım. Bundan dolayı diyorum. Biz kararlıyız. Biz başaracağız. Bundan dolayı diyorum. Biz Karadeniz Ereğli'yi karıştırmak isteyen, alaşağı etmek isteyen, kavga şehri yaratmak isteyenlerin yanında durmayacağız. Ve biz bundan dolayı dedim, kazanacağız diyeyim o zaman. Başladım. Biz kazanacağız. Sağ olun gelecek diyeyim. Başladım. Yaşar Bey'in o toplantıya gönderdiği mektup varmış. Evet. Mektubun içeriğinde ne diyor? Siz okumuşsunuz mektubu. Mektubun içeriğini aslında... Paylaşmak istemiyor musunuz? Şöyle. Yok, paylaşabilirim. Ben biliyorsun açıkım. Bakın arkadaşlar, ben sizlerle şunu da paylaşayım. Ereğli halkına da aynı mesajım her yerde aynı. Yanlış veya eksik, yeterli olmayan kararlar alabilir. Tartışılan karar da alabilir. Ama sizlere, halkıma, basına karşı hep dürüst olacağım. Asla yalan söylemeyeceğim. Asla yalan söylemeyeceğim. Bu sorunuza da Hüseyin Bey'in sorusuna da cevap verelim. Nereden biliyorsun önce? Ben sorayım. Fuat abi söyledi. Kim? Fuat abi mi söyledi? Peki. Şimdi tabii bunları... Mektup geldi. Ben okudum. Gelmemin sebebini öğrendim. İrfan Erdem mi? Sümen altı yaptım. Yaşar Tetiker'in mektubundan. Mektubunuz gelmemin sebebi İrfan Erdem. Böyle bir şey yok. Gelmemesi o olabilir. Mektup onunla alakalı değil. Ondan sonra ben bunu okuma gereği duymadım. Çünkü açıklama vardır. Arkadaş buraya kadar gelmiştir. Ama dediğim gibi görevlendirmeyi kabul etmem. Başkanlar gelir veya gelmez. O kendi hakkıdır ama meclis başkanı da geldi. Meclis başkanının gelme şeyi vardır. Yani sonuçta meclis başkanıdır. Türkiye'de her yerde meclis başkanları. Mektupta meclis başkanı için o TSO'yu temsil edemez ibaresi var. Evet var. TSO'yu temsil edemez ancak benim şahsi fikrim. Bu benim şahsım. Kendisi Faruk Yazıcı'dan bahsediyoruz. Kendisi Karadeniz Ereğli'mizin değerli bir iş adamıdır. Saygın bir iş adamıdır. Ve TSO'nun meclis başkanıdır. Gelmesine ben zarar görmem. Ve bu toplantılar tüm sivil toplum kuruluşlarına birlik beraberlik etrafında toplayacak. Bu genişleyecek daha. Çok daha büyük bir toplantılar yapacağız. Bu genişleyecek. Bir şey sorabilir miyim? Geçen gün Üstelik'si aşağıda belediyenin önünde bir açıklamada bulundu. Onların çalışmaları süresiz bulunduğuna dair. Kim? Sümer Taksi. Sizi bulamadıklarını, perşembe günü görüşeceklerini, randevu aldıklarını iletmişlerdi. Bununla ilgili bir gelişme var mı acaba? Ben biliyorsunuz dün akşam belediyeye geldim ama annemin 52. bölümünün 52'si vardı. Bundan dolayı açıkçası kimseyi kabul etmedim. Ama bugün akşam istediklerini duydum. Gelebilirler, konuşabiliriz dedim. Çünkü Ereğli'de kavga olsun değil. Bütün sivil toplum kuruluşlarının paydaşlarıyla konuşuyoruz. Yani kimi ilgilendiriyorsa sorunun çözümünde insancımız. Başkanım, mahalle gezileri yapıyorsunuz. Bu
gözlemlerinizi merak ediyorum başkanım. Hani eski dönemde şimdi neler yapılmış, yapılmamış, neleri görüyorsunuz? Eksikler neler? Gözlemleri alabilir miyiz? Eksiklikler iyi bir adım attınız. Evet, altyapı sorunlarına olmadı. Yani altyapı sorunlarından sıkıntısı olanlar var. Onların çözümlerini hemen yapacağız. Çevre. Çevre tabii. Çevre, yol problemleri olanlar. Başkanım, son günlerde... bizim maskotumuz. Hayali karakter. Hayali karakter.